Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Midye dolma hazırlayacağız. Geçen yıldan bu yana istek alan bir tarifti. Bir yıl boyunca beklemek zorunda kaldık. Çünkü taze midye bulamıyordum. Sürekli dondurmuş midye geliyordu Gaziantep'e. Metro marketlerden gördüğünüz gibi taze midye buldum. 100 tane aldık. Güzel bir şekilde doldurup sizlerle paylaşacağız. Tabii midye konusunda birçok tartışma var, birçok söylenti var. Hem sağlıksız olduğu yönde hem de haram konusunda. Biz de sürekli araştırdığımız için bazı konulara rastlıyoruz. Ama yine de yiyoruz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Kullanacağımız malzemeler, elimde 100 tane midye var. Bunlar normalde 25'erli paketler haline gelmişti. Taze midye, dondurulmuş değil. 25 tanesini 17 TL'den aldık. Toplam 100 tane midyemiz var. 2 tane orta boy soğan kullanacağız. Bunları pilav için doğradım, hazırladım. Bazı yapan yerler soğan kullanıyor, bazıları da kullanmıyor. Ama ben iç pilava soğana çok yakıştırıyorum. Soğan kullanacağız. 3 su bardağı pirincimiz var. Tuz. Olmazsa olmazı yeni bahar. Karabiber. 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle iç pilavımızı yaparak başlayalım. O sırada pilavımız soğusun. Biz de diğer taraftan midyeleri temizleyerek devam edeceğiz. Öncelikle midyelerimizi burada suyun içinde bekleteceğim. Ardından pilava başlayabiliriz. Midyeleri döktük. Burada bir süre suyun içinde bekleyecek pilav bitene kadar. Ocağımızı yaktık. Pilav yapacağımız tencereyi ocağın üzerine aldım. Ve içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yapacağımız pilavın yağının biraz bol olması gerekiyor. Bol yağlı olursa daha lezzetli oluyor. Yağımız çok hafif ısındı. Soğanları ekliyorum. Soğanlarımızı güzel bir şekilde kavuracağız. İyice karamelize olması gerekiyor. Soğanları kavurmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan pirinci çok az yıkadım. Burada kurumasını bekliyorum. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Pirinci ekleyebiliriz. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika boyunca orta ateşte pirinci kavuracağız. Efendim, yaklaşık 5 dakika boyunca pirinci güzel bir şekilde kavurduk. Baharatlarını ekleyeceğim. Yeni bahar ve karabiberin biraz bol olması gerekiyor. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı. Biraz daha atalım. 2. Toplamda 2,5 tatlı kaşığı yeni bahar koydum. Karabiber 1. 2 tatlı kaşığı da karabiber koydum. Tuzunu ekleyeceğim. 1. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharatlarını koyduk. Çok az daha kavuracağız. Dediğim gibi karabiber ve yeni bahar biraz fazla olursa çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu ölçüleri biraz azaltıp biraz da çoğaltmak sizin elinizde. Ama bu ölçüler genelde ideal oluyor. Evet, çok az daha kavurduk. Suyunu ekleyeceğim. Suyunu kaynar su koyacağız. 3 bardak pirincimiz vardı. 3 bardak pirince 6 su bardağı su koyacağım. 2 3 4 5 ve 6. Tekrardan karıştıralım. Şu an ocak orta ateşte yanıyor. Evet, rengi görüntüsü güzel oldu. Güzel bir şekilde karıştırdık. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pilavımızı 10 dakika boyunca pişireceğiz. 10 dakika sonra kontrol edeceğiz. Karıştırıp bakacağız. Dibine tutmasını istemiyoruz. Şimdi midyeleri temizlemeye geçebiliriz. Midyelerimizi bu şekilde birbirinin tabuna sürterek bol suyun içerisinde 3-4 tava suyu değiştirerek yıkayacağız. Şu an öyle bir deniz kokusu geliyor ki anlatamam. Sanki denizdeymişiz gibi. Bu suyu dökeceğim. Tekrar su çekiyorum. Tekrar suyunu döküyorum. İçine sinmesi için birkaç kez bu şekilde suyunu değiştirerek temizliyoruz. Midyelerimizi 3-4 kez sudan geçirdik. Tertemiz dışını yıkadık ama hala bitmedi. Daha temizlemeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi üzerinde şöyle bulunan parçalar var. Bunları da bir tane bıçak yardımıyla harften kazıyacağız. Normalde İstanbul'da birçok yerde bu şekilde satılıyor. Şimdi adamlar günde 10.000, 15.000, 20.000 tane midye yapıyorlar. Tabii ki bu şekilde temizleme şansları yok.
Bir de şundan dolayı temizlemediklerini söylüyorlar. Bunları temizlersek içerisine kum kaçabilir diyorlar. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Midyelerimizin dış kabuklarını bıçak yardımıyla temizledik. Tekrardan güzel bir şekilde yıkayacağız. Evet, bu arada pilavımız da hazır olsaydı pilavımızı kontrol edelim. Şöyle hafiften bir karıştıralım. Şu an ocağımızın altı hala yanıyor. Evet, çok nefis olmuş. Zaten çok fazla pişirmeyeceğiz. Yani 4'te 3 kısmı pişmiş olacak. 4'te 1 kısmı da pişmemiş olacak ki biraz da midyenin içinde açılacak. Evet, pilavımızı karıştırdık. Ocağı kapatıyorum. Şu an bizim için yeterli. Tekrar kapağını kapattım. 5 dakika bu şekilde dinlendirip ardından başka bir kaba alacağız. Evet, midyelerimizin kabuklarını açmaya başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi midyecilerin sakal diye tabir ettiği tüylü bir kısım var. Buradan geleceğiz. Yine çok keskin olmayan bir bıçakla midyelerin kabuklarını açacağız. Ta ki bu yarı kısma gelene kadar bıçakla gidiyoruz. Sola çevirdik ama kopartmıyoruz kesinlikle. Şu an bu hazır. Hemen şöyle birkaç tane daha yapalım. Dikkatli bir şekilde aradan gireceğiz. Tam bu kısımda burayı hafiften kestik ve kapağını açtık. Bu kısmı alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Efendim, son midyemiz kaldı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde kabuklarını açtık. Ortasındaki bu sakal dediğimiz kısmı alıp midyelerimizi temizledik. Hafiften yana çevirdim. 100 tane midyeyi 10 dakikada yaptık. Gerçekten biraz zor. Yapılışı zor gibi. Çünkü çok meşakkatli. Denizden toplayacaksın, getirip temizleyeceksin, içinde doldurup pişireceksin. Yani hem fiyatı ucuz diye düşünüyorsun ama 40-50 tane yiyince fiyatı pahalı diye düşünüyorsun. Tuhaf bir durum var. Doyurucu da olmuyor ama lezzetli bir şey. Şu an hepsinin kapaklarını açtık. Güzel bir şekilde yıkayacağım. Tüm midyelerimizi tertemiz yıkadık. Artık içimize sinecek bir şekilde doldurup midyemizi çıkaracağız. Artık çıkaracağım. Evet, buradaki süzeyi aldım. Çok az suların gitmesini bekleyip dolduruyoruz. Her şeyimiz hazır. Dolmaları doldurmaya başlayalım. Artık yeter. Şöyle pilavın bir parça tadına bakacağım. Çok nefis duruyor. Çok malzemeli olmayan bir pilav. Ama gerçekten çok güzel kokuyor böyle. Dehşet. Tuzu falan gayet yerinde. Artık dolduruyoruz. Çok doldurmayacağız. Tam şu çukur kısımdan doldurmaya başlıyoruz. Şöyle hemen bir parça koyduk. Çok da bastırmadan kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde. Böyle elimizle falan yüzemeyeceğiz. Evet, son midye. Buna dolduruyoruz. Tamamdır. Çok fazla doldurmayacağız. Bu şekilde doldurduk. Son midyeyi de koyduk. Bu kadar içimiz kaldı. Bundan kaşık kaşık yiyebiliriz. Ocağımızı yaktık. Tenceremizi ocağın üzerine aldık. İçerisine 1,5 su bardağı kaynamış su koyacağım. Çok fazla su koymuyoruz. Midyeler biraz buharda pişecek. Aslında imkan olsa benvari sistemiyle pişirirse daha sağlıklı olacak gibi geliyor. Suyunu koyduk. Bir tane yağlı kağıdı ıslatıp tencereyi açıyorum. Hava almaması gerekiyor buharda pişeceği için. Bu şekilde yağlı kağıdı koydum. Kapağını sıkı sıkı kapatıyorum. Evet, kapağını da kapattık. Ocağımız şu an yüksek ateşte yanıyor. Birazcık kısacağım. Çok aşırı kaynamasın. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika boyunca midyeleri pişireceğiz. Efendim, şu an 10 dakika oldu. 10 dakika boyunca midyemiz pişiyor. Gördüğünüz gibi buharlar çıkmaya başladı. Ve o buharlardan mis gibi midye kokusu gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika kaldı. 10 dakika sonra midyemiz pişmiş olacak. Tam tamına 20 dakika midyelerimizi pişirdik. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bakalım midyeler nasıl olmuş. Evet, şu an çok güzel gözüküyor. Normalde birkaç defa sıcak midyeyi denedim ama damak tadıma uymadı. O yüzden soğuk midyeyi daha çok seviyorum. Servis yapacağız.
biraz soğumasını bekleyip tadına bakacağız. Evet, mitlerimiz sıcak sıcak, biraz elimi yakıyor ama tepsiye dizmeye devam ediyorum. Bunları da şöyle açıp dizeceğim. Birazcık görsellik olsun diye. Çok güzel olmuş. Tadına hala bakmadım. Birazdan bakacağım. Soğuyunca tadına bakacağız. Şöyle bazılarını da bu şekilde açıp koyuyorum. Pişmiş midyeyle biraz açmak zor oluyor. Midyecilerin eli açık olduğu için açıp açıp veriyorlar. Evet, eti de çok güzel çıkmış. Kabuğa yapışmıyor. İnanır mısınız? Çocuklar sabırsızlanıyor. Çocuklar da midye alıştırdığım için midyeyi çok seviyorlar. Harcadığımız zamana, verdiğimiz emeğe değdi. Efendim, gördüğünüz gibi nefis bir şekilde midyeleri hazırladık. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok az soğumasını bekleyeceğim. Soğunca gelip tadına bakacağız. Evet, sıra geldi tadıma. Midyeler oda sıcaklığına geldi. Şöyle güzel bir şekilde tadına bakacağım. Şuradan midyemizi çıkarttık. Üzerine bol limon. Bakalım tadı nasıl olmuş. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Tek kelimeyle harika olmuş. İstanbul'da çok kez yedim. Gaziantep'te sürekli yiyorum. Yani birçok yediğim midyeden çok şahane olmuş diyebilirim. Gerçekten enfes olmuş. Her şeyle şahane olmuş. Tadı, tuzu gayet yerinde. Zaten midyenin eti de güzeldi. Yani pirinçlerini de güzel doldurduk. Belki bir tık hafiften bile fazla olmuş olabilir. Ama ona rağmen çok güzel oldu. Hem de çok temiz. Temizledik midyeleri. İçimize sinerek yaptık. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de tarifimizi denersiniz. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.